Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhabalar. Tenvin ve sakin nunun hallerinden iklab konusunu bugün ele alacağız. İklab sözlükte bir şeyi bir şeye döndürmek, çevirmek, dönüştürmek gibi anlamlara gelmekte. Terim olarak ise el-iklabu huve kalbun nunis sakineti اَوِ التَّنْو۪ينِ م۪يمًا خَالِصَةً وَاِخْفَاءُهَا عِنْدَ بَاءِ الْبِغُنَّ Terim olarak tenvin ya da sakin nun harfini tam bir mim harfine çevirmek ve onu ba harfinden önce gunne ile okumaktır. Yani tenvin ya da nun sakineyi önce mim harfine çeviriyoruz. Daha sonra bu mim harfini b harfini okumadan önce gunne ile beraber okuyoruz ve 1,5 elif miktarı tutuyoruz. Daha sonra da B harfine geçiyoruz. Peki ne zaman iklab olur? Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra iklab harfi olan B harfi gelirse iklab olur. İklab harfi bir tanedir. O da sadece B harfidir. Örnek olarak görelim. Örneğin min ba'di örneğinde sakin nun, sonra B harfi gelmiş iklab harfi. Ne demiştik? Nun harfini mim harfine çeviriyoruz. Mimen halisaten. Tam bir mim harfi yapıyoruz. Ve 1,5 elif miktarı tutup sonra B harfini olduğu gibi okuyoruz. Mim ba'di. Şuradaki açık şekilde yazıldığı gibi. Mim ba'di. Yani nun kalktı, mim geldi yerine. Mesela embürike, embürike. Burada da aynı şekilde, şu şekilde okuyoruz. Embürike. Normalde enbürikeydi. Kaydeden dolayı bunu mim harfine çevirip okuyoruz. Bir tenvinli örnek görelim. Semî'un besîr. Semî'un besîr. Örneği nasıl? Açık şekilde yazalım. Bakın. Semî'un besîr. İklabın hükmü nedir? İklabın hükmü vaciptir. Çünkü bütün kıraat imamları B harfinden önce gelen sakin nun harfini ve tenvini iklab ile okumada ittifak etmişlerdir. İklabın mertebesi 1,5 elif miktarıdır. Bir başka ifadeyle bir eliften fazla, iki eliften az olmalıdır diye söylenmiştir. Yani 1,5 elif miktarı tutulmaktadır. Bir başka örnek şurayı da okuyalım. Leyün beden neydi? Buradaki nun harfini halis bir mim harfine çeviriyoruz. Ve bunu tutuyoruz 1,5 elif miktarı. Sonra B harfinden devam ediyoruz. Leyünbezenne. Leyünbezenne. İklab. Tenvin var. İki üstün, iki esre, iki ötre veya nun sakine. Onlardan sonra B harfi gelirse iklab oluyordu. Tem ve sakin nun harfinden sonra Allahu hayyun, adlun, ganiyun, hadiye harflerinden biri geldiği zaman ne oluyordu? O zaman da izhar gerçekleşiyordu. Yani herhangi bir kayda yapmıyoruz. El-izharu huve'l-infisalu teba'uden beyne'l-harfeyn. Bir de 15 tane harf demiştik, ihfa harfleri. O geldiğinde de ihfa yapıyorduk. Şimdi dersimizi özetleyelim. İklab neydi? El-iklabu huve kalbun nunis sakineti evit tenvini mimen halisaten ve ihfa'uha indel ba'i bi gunne. Tenvin ya da sakin nun harfini tam bir mim harfine çevirmek ve onu ba harfinden önce gunne ile okumaktır. Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra iklab harfi olan b harfi gelirse iklab gerçekleşmiş olur. İklab harfi sadece bir tanedir, o da ba harfidir. Örnek olarak mim ba'di. Asıl min ba'di'di ama tecvid kaidesi olarak bunu mim ba'di diye gunne yaparak okumamız gerekiyor.
İklabın tutunma miktarı ne kadardı? 1,5 elif miktarı kadardı. Tutulmasının hükmü vaciptir. Çünkü bütün kıraat-ı aşere imamları tutulması noktasında ittifak etmişlerdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.